Suriye'ye yönelik olası operasyonla devam edelim. Gündemin en önemli başlıklarından biri. Tezkerenin kabul edilmesinin ardından bölgede hareketlilik başladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PKK-YPG yönelik olası hareket için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın sözlerini anımsattı. Büyükelçiler krizi sırasında yaşananların perde arkasını da anlattı. İstenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedi. Diplomatların sınır dışı edilmesi konusunda gerekli hazırlığımızı yaptık. Pazartesi kabinede arz edeceğiz dedik. Aslında tüm hazırlıklar tamamdı. Tepki çeken Kavala bildirisine imza atan 10 büyük elçi için son nokta kabine toplantısında konacaktı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Eskişehir konuşmasından sonra tabii bir panik havası başladı. Nordik ülkelerinin ortaya attığı bir fikirden yola çıkmışlar. Birbirlerini de suçlamaya başladılar. Kimisi yardımcısını suçluyor. Büyükelçi krizinin perde arkasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu anlattı. Türkiye'nin istenmeyen adam hamlesi büyükelçiler arasında panikle karşılandı. Bavullarını toplamaya başlayanlar da olmuş. Bu açıklamayı yapanlar nasıl geri dönebiliriz, bunu nasıl düzeltebiliriz e, arayışlarına girdiler. Çok ciddiyetini anlayamadık diyenler de var. Türkiye'nin kararlılığı büyük elçilere geri adım attırdı. Viyana Sözleşmesi'ne bağlılıklarını teyit ederek diplomasi dilinde tek tek özür dilediler. Ancak Çavuşoğlu burada kalmaz dedi, atılacak yeni adımların sinyalini verdi. Bu burada kalmaz. Yani bunun öyle kolay şey yok biz bunun yani peşinde olmaya da devam edeceğiz gerekli e, tedbirleri de bundan sonra da alacağız. Nedir o tedbirler? Onları açıklarız biz önümüzdeki günlerde. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diyerek sinyalini verdiği sınır ötesi operasyon. Irak ve Suriye tezkeresinin kabul edilmesinin ardından bölgede hareketlilik arttı. Konvoylar İdlib ve Tel Abya'da asker, silah ve mühimmat taşımaya başladı. Peki operasyon ne zaman? Sayın Cumhurbaşkanımızın artık hepimizin belliğine e, kazınan bir sözü daha var. Bir gece